Ece Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ olun efendim. Öncelikle ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri bu arada misafir ettiğiniz için, ağırladığınız için çok sağ olun. Çok keyifle. Çok sağ olun. Her zaman. Çok sağ olun efendim. Ben röportajım Ece Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim önde. Evet. Kimdir efendim Ece Aymer? Çok kısa, 64 Ankara doğumluyum. Evet. Ankara Koleji mezunuyum. Hacettepe Ekonomi mezunuyum. Sonra İngiltere'de 2 sene okudum. Otelcilik okudum. Farklı işlerle meşgulken bir baktım ki hayat bir yere doğru gidiyor. Evet. Hep koşuşturuyoruz. Hep içimde de bir boyama aşkı vardı. Yani geçmişten gelen... Anne tarafımda çok sanatçı var. Yani evet. Ressamlar, tiyatrocular, opera sanatçıları. Artık genler çekmiş herhalde. Evet, oradan geliyor. Ben bari bir atölye açayım. Öyle çok ani bir kararla, ama zaten karakterim de risk almaya çok müsaittir yani. Evet. Hani her an her işi yani açabilirim. Yani gözü karasınız derler ya. Evet. Atölye açtım 99 yılında. 2000 yılında şirketleştim. O zamandan beri çok keyifle çalışıyorum. Evet, Ankara'nın da aslında ihtiyacı vardı buna. Evet. Çünkü alışılagelmişin dışında bir konsept evet, var burada. Evet, 98 yılında çok az tabii vardı. Sonra çok fazlaca atölyeler oldu. Evet. Sonra tekrar bir azaldı. Şimdi tabii teknoloji dolayısıyla her türlü bilgiye her yerden ulaşabiliyoruz. O yüzden çok daha da atölye ve ürünlerimiz var ama yine de bizim atölyemiz çok keyifli. Diyebiliriz. Peki neler yapıyoruz bu keyifli atölyede? Biraz tanıyalım mı burayı? Tabii, hobi atölyesi burası. Aslında ahşap ve yüzey boyama olarak başladık. Ama şimdi benim için değerli olan her türlü hocayla o dalda da devam ediyoruz. Soğuk porselen dersimiz var, kanaviçe dersimiz var. Bir ara yağlı boya dersimiz de vardı. Şu an Füsun Ürkün gelemediği için yapamıyoruz. Başka şimdi aklıma gelenler, çini dersimiz var. Evet. Mefruşat dersimiz var, kağıt rölyef dersimiz var. Bu sene daha da güzel bir dersimiz de eklenecek. Hayat performansı yönetimi diye biraz da oturup söyleşi yapacağımız bir dersimiz daha olacak. Hobi atölyesinden yaşam atölyesine doğru gidiyoruz. Geçiş var. Evet. Bu arada İstanbul'da da yeriniz var. Evet, sektöründe franchising veren, ilk başlayan daha doğrusu. Bir atölye burası. İki evet. tane de İstanbul'da var. Biri Kemerburgaz, Göktürk'te. Biri evet. de Kadıköy'de. Burası da merkez. Ankara Yaşamkent Merkez. Evet. Ama çok zor bir iş yine de bence. Yani yapmış olduğunuz bir kere çok saygı duyulması gereken çok bir olay. Çok teşekkür ederim. Güzel bir şey söylediniz. Çünkü hemen gelince işte içinde tabii atölye açma fikri olanlar canım diyorlar, ne kadar güzel, ne kadar kolay bir şey işte insanlarla geçiyor. Ama galiba 7-8 tane kılığa bürünmeniz gerekiyor burada. Yani bir kere önce işinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. İkincisi çok iyi bir insan psikolojisinden anlayan biri olmanız gerekiyor. İşte bu şekilde gidiyor. Hizmet sektöründen çok iyi anlamanız gerekiyor. Organizatör olmanız gerekiyor. İyi bir muhasebeci olmanız gerekiyor. Ticaretten anlamanız gerekiyor. Aslında hani bir puzzle parçası bu. Evet, aynen. Hani bunların bir tanesi olmazsa bir yerde bir bozukluk olabiliyor. Çok iyi satışçı olmanız lazım. İşte insan psikolojisinden anlamak dediğim o. Evet. Ve sevmek lazım ama bunlara ek olarak. Doğru, yani. Bir kere tabii, inanmak tabii, lazım, evet. sevmek lazım. Onda bir problem yok. Herkes bunu çok görüyoruz. Seviyor. Evet. Başarınızın sırrı da bu. Evet. Hep denen bana, ben de seviniyorum bunu doğru yansıttığım için. Bana hep denen şey, yani 20 sene geçmiş ama hala aynı amatör ruhla çalışıyorsunuz. O yüzden galiba en güzeli öyle olmak. Yani ne kadar profesyonel olursanız olun, o ilk başladığım günkü amatör ruha hala sahibim, hala aynı heyecanı taşıyorum. Hala bir ürün boyarken onlardan çok heyecanlanıyorum. Hele bittikten sonra onu hiç görmek, yani, o farklı bir haz değil mi? Müzik koyuyoruz.
yer karşısında dans ederek ürünümüzü kutluyoruz. Yaşıyorsunuz yani o çok, an. Çok, evet. Ve insanlara aslında hayatlarında çok büyük dokunuşlar yapıyorsunuz. Çok ne gözükmese güzel, de. Ne güzel, inşallah öyledir. Yani bir psikolog bile olabiliyor. Çok hikayelerimiz var burada. Evet. Çok güzel hikayelerimiz var. İşte kanser tedavisini uygulayanlar, uygulamak yanlış oldu. Yani tedavi sürecinde ilacını bırakanlar bile var. İşte doktoruna gidiyor. Diyor ki ne yapıyorsan yapmaya devam et. Hani her şey çok yolunda gidiyor. Yani kaçanlar da var bir takım sorunlarından. Sadece ahşap boyama yapmak için gelenler de var. Sadece eğitim amaçlı da var. Biraz evvelki sohbetimizde biraz bahsetmiştim. Ben Ankara dışından da çok öğrenci alıyorum. Evet. Evimde konaklattırıyorum. Evet. Bir haftalık veya 15 günlük bir hızlandırılmış programımız var. Şunu da öğrendik. Ben hemen burada bir araya girmek tabii istiyorum. Uzak Doğu'da inanılmaz bir kitleniz var bu arada. Evet, onu bilemiyorum neden olduğunu ama çok güzel bir ilgi var orada. Şimdi bu işin dünyada çok bilinen bir ismi var, Martha Stewart diye, Amerikalı. Evet. Uzak Doğu'nun da Martha Stewart gibi bir hanım var, Miss Swangsri diye. Çok güzel bir atölyesi var Bangkok'ta. Geçen ay o davet etti beni ve benim için çok çok gurur verici bir şeydi. Hani herkes mesleğinde bir basamak ilerlemek ister. O yüzden galiba gelmek istediğim noktadayım şu an. Swangsri'yi davet etti. Burada ders verirseniz çok memnun olurum dedi. 3-4 günlüğüne Bangkok'a gidiyorum. Ocak 2019'da. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, böyle. Evet ama buradan bir tavsiyeleriniz var mı? Çünkü biz geldiğimiz zaman böyle 1-2 gün sonra işte çok sıkılırız hemen biz. Yani yapamam gibi düşünceler olur. Bize tavsiyeleriniz neler? Nasıl kırabiliriz bu düşünceleri? Evet, şimdi tabii dediğiniz gibi çok geliyor. Herkes önce bir çekiniyor. Ama tabii artık 20 sene sonra o kadar çeşitli karakterler görüyorsunuz ki işte biz bir şekilde onunla pozitif bir takım konuşmalar yaparak onu yola koyuyoruz. Ama şöyle düşünüyorum, burada bir eğitim veriyoruz ama onun dışında herkes kendi formuna sahip içinde. Yani benim istediğim, motomot benim öğrettiğim kalıp değil aslında. Yani önce bir eğitimini alsın ama sonra kendi tarzını oraya koysun istiyorum. O benim daha hoşuma gidiyor. Yani hayaller yani, yansılıyor aslında. Ne bileyim, her şey bittikten sonra bir güzel, çok şık bir kutu yaptı diyelim. Üzerine bir tane fırça darbesiyle beyaz sürse benim için daha makbul. Çünkü içinden o geliyor. En son onu yapmak istiyorsa. Evet diyorum, işte şimdi sen tarzını koydun. Yani kendi imzasını atmaya başlıyor. Burada onları o şekilde rahat bıraktığımızı inanıyorum. Başta çok sıkı tutuyoruz. Evet. Hani önce neyin ne olduğunu öğretiyoruz. Ama sonra eğer varsa, çünkü bu bir yaratıcılık da içten gelen bir şey. Eğer varsa artık o alıp yürüyor. Evet. Ama hep de dediğim gibi araba kullanmak gibi bu. Başta ben de 18 yaşımda ehliyet aldığımda bütün mahallenin aynalarını uçurdum sırayla. Şimdi ama yapmasak da yani telefonla konuşup notumuza bakıp işte yemek yiyip araba kullanabiliyoruz aynı anda. Müzik dinliyoruz. Evet. İlk kullanırken müziği bile açınca kapattırıyordum herkese, hani işte dikkatim dağılmasın diye. Evet. Aynı ona benzetiyorum, araba kullanmak gibi. Yaptıkça eliniz alışıyor, yaptıkça. Bende bir maharet yok, çok yaptığım için bir takım şeyleri iyi yapıyorum. Herkes de çok yaparsa en iyiye ulaşacağına inanıyorum. İnsanların mutluluğu mutlu ediyor. Yani bu çok, çok net belli çok, yani. Evet, çok. Bu iş parayla pulla ölçülebilecek azlar değerler değil. Çok güzel bir lafım değil var. Buyurun, paylaşmak isterseniz. Her kurdun bir kırmızı başlıklı kıza ihtiyacı var. Evet. Yani en kötü kalp, en soğuk kalp bile bir sıcak ele hayır diyemez. Biz burada sıcak kalbimizi uzatıyoruz onlara. Evet, peki istediğiniz yerde misiniz? Yani dönersek bir geçmişe. Çok zor bir soru. Yani buraları hayal ediyor muydunuz? Böyle konudan konuya giriyorum ama Suna Kıraç'ın çok güzel bir kitabı var. Ömrümden Uzun İdeallerim Var. Okumadıysanız okumanızı çok tavsiye ederim. Evet. O başlık beni anlatıyor. Ömrümden uzun ideallerim var. Yani ölsem de hayallerim bitmez. Binlerce olmak istediğim, gelmek istediğim nokta var. Onlardan birinde mutluyum şu an için ama
olmak istediğim yer neresi onu ben de bilmiyorum. Yani her yıl değişebiliyor. Ya hedef bitmiyor aslında. Yok, hiç bitmiyor. Evet, zaten hedefin bittiği noktada biz de bitmiş oluruz aslında. Evet. Böyle bir gerçek evet, var. O söz çok güzel anlatıyor. İşte ömrümden uzun ideallerim var. Her an sağlıklı olduğumuz müddetçe yeni ufuklara yelken açmaya hazırım burada. Evet. Kaç öğrenciniz var peki toplam burada? 20 senede mi? Yani şu an için ya da geçmiş. Evet, yani ortalama 100 ile 130 arası her yıl öğrencimiz oluyor. Tüm dallar dahil. İşte onu siz 19 ile 20 ile çarpın. O kadar kişiyi birebir tanıyorum. Ben burada muhtar gibiyim zaten. Sokağa çıkınca evet. Karşılaşmadığım yok. Hani. Değilmez, bir yaş kriteri de yok. Yani bu sanat. 7'den 70'e diyebiliyoruz. 7 yaşında öğrencimiz de geliyor. Bir sene hanımız var, bu sene 76 yaşında. Evet. Bizden sağlıklı, bizden dinç. Allah daha çok dinçlik versin. Amin diyelim. Yani her yaştan öğrencimiz var. Evet. Çok keyifli bir atölye. Ben hep şey diyorum, bu atölyenin kapısını açtığınızda bir evet. ışık görüyorsunuz ve o ışığı takip ediyorsunuz. Bir daha kurtulamıyorsunuz ondan. Evet. İçeride mutluluk var. Tabii ki sorunlarımız var, problemlerimiz var, ailemiz var. Maddi sıkıntı var, manevi sıkıntı var, hastalık var ama buradan kapıdan girdikten sonra en azından 2-3 saatliğine her şeyi unutuyorsunuz. Pespembe bir dünyada yaşıyorsunuz. Evet, bunları hatırlatalım. Peki buradan Ece Hanım son olarak neler aktarmak istersiniz? Başkentimiz Ankara başta olmak üzere. Evet. Tüm Türkiye'ye, bütün öğrencilerinize bu zamana kadar ki son sözlerinizi alalım mı? Buyurun. Hayata estetik bakmalarını... Evet. Bakmanızı diyeyim o zaman. Evet. Ve bu estetiklik yine maddiyatla ilgisi olan bir şey değil. Her ne yapıyorsanız, yemek pişirirken, sofra kurarken, yürürken, giyinirken, elinizdeki olanaklarınız neyse onların en iyisini veya en estetik tarafından bakmaya çalışın. Aynı şeyi iç duygularınız için de çok eleyin, seçin. Evet. O zaman hayat güzel gidiyor. Hastalanmıyorsunuz. Kesinlikle. Bu da çok önemli. Daha pozitif oluyorsunuz. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize evet. hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, saygılar.